Herkese merhabalar. Bugün konuğum Fenerbahçe altyapısından yetişen ve şu anda Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nde forma giyen Gökay İlevur. Tekrar ben size çok teşekkür ediyorum sağ olun kırmadınız. Umarım her şey Rica sizin ederim. için yolundadır. Evet, yolunda çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce de dediğim gibi Fenerbahçe altyapısından yetiştiniz. Denizli'den aslında çıkmışsınız. Denizli'den Evet. Fenerbahçe'ye geliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe altyapısından ilk çıktığınızda büyük umut ve bağlanan isimlerden biriydiniz. Aykut Kocaman döneminde Süper Lig'de ve Türkiye Kupası konusunda da zaman zaman forma şansı bulduğunuzu görüyoruz ama sonrası gelmiyor. Benim de açıkçası bu Maalesef. yayınlarda biraz fix sorularımdan biri. Neden olmadı? Yani şanssızlık diyeyim öncelikle, çünkü 100 senelik bir kulübün tarihinde 3 Temmuz sürecine denk geldim. En büyük şanssızlığımın bu olduğunu düşünüyorum ben. O dönem Fenerbahçe'nin yaşadığı 3 Temmuz süreci olmasaydı, benimle birlikte o dönemde oynayan genç oyuncular da belki şu an Fenerbahçe'de devam edebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü yaşanan olaylardan sonra kulübün hani bu tarz şike süreci olarak adlandırılan süreçte bu tarz şeyler yapmadığının ispatı için daha fazla başarılı olmak zorunda olduğu kararı o günün şartlarında verildi ve genç oyuncular daha az süre alacaktı. Ben de o günün şartlarını değerlendirerek hani kiralık gitmemin daha doğru olduğunu düşündüm. Böyle bir karar uyguladık. Yani siz de takdir edersiniz ki kiralık gittikten ve döndükten sonra Fenerbahçe'de çok fazla bunu başarabilen bir oyuncu olmuyor yani. Biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Peki şunu sormak istiyorum. Hani 3 Temmuz Fenerbahçe'de alt takımı çok ciddi etkilemişti. Ki Evet. Aykut Kocaman'ın çok videosu da dönen bir açıklaması var. Hep içimize atıyoruz, hep beceriyoruz. O bir aslında biraz da bir yerde isyan gibi bir şeydi. Dolayısıyla şunu sormak Evet. istiyorum. Hani altyapıda yer alan genç oyuncuları nasıl etkilemişti o dönemde? Yani forma şansının gelmemesinin yanında psikolojik olarak ne gibi etkileri bırakmıştı sizde? Ya şimdi şöyle empati yapabilirsiniz. Bir takımın altyapısına transfer oluyorsunuz. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Türkiye'den başka bir takım olarak da düşünebilirsiniz. Hayalini kurduğunuz oyuncularla beraber aynı sahayı paylaşıyorsunuz. Aynı soyunma odasını paylaşıyorsunuz. Gece bazen deplasmana gidiyorsunuz. Aynı odada kalıyorsunuz. Daha sonrasında hayatınızda, ya bilmiyorum yani, ben hiç polislerin olduğu bir ortamda bulunmadım. Yani kırmızı ışıkta geçmişliğim yoktur yani. 28-29 yaşındayım. 29 yaşına gireceğim önümüzdeki ay. Yani bu tarz olayların içinde bulunmak çok altyapıdan çıkmış bir oyuncuya psikolojik olarak da ağır gelebiliyor. Yani o dönem takdir edersiniz ki Andre Santos, Lugano, yani Fenerbahçe'nin kemikleşmiş kadrosundaki süperstarlar olarak adlandırıyorum ben onları. Onların hepsi Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Çünkü işin ekonomik boyutları da vardı ki altyapıdan çıkmış ve tuttuğunuz takımda oynadığınızı düşünürsek ekonomik boyut o dönem benim için hiç önemli değildi. Zaten ben o dönemde boş sözleşmeye imza atmıştım. Yani psikolojik olarak çok ağır şeyler yaşıyorsunuz. Çünkü yani ben hala yakın çevrem benim ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğumu bilir. Aziz Yıldırım gibi Fenerbahçe böyle bir başkana sahip oldu. Çok büyük bir şanstı. O dönem de şanstı. Daha sonrası da şanslı. Ben böyle düşünüyorum. Yani genel olarak süreler azaldı. Genç oyuncuların oynama süreleri azaldı. Ben bir sene önce şampiyon olduğumuz sezonda yaklaşık 14 tane maç oynamıştım. Bu 3 Temmuz süreci patladıktan sonra bir sonraki sene 4 tane karşılaşmada oynadım. Yani hem ilk 11 sürem hem sonradan oyuna dahil olma sürem yani o dönemki genç bir futbolcunun gelişimi açısından hani gelişiminin tamamlaması anlamında yeterli süreler değildi. Tabii böyle olunca da Aykut Hoca'nın da ben hala bilgisine, futbol görüşüne çok fazla inanıyorum. O dönem öyle bir karar almıştık. O yüzden hani gidip bir Süper Lig takımında ya da o dönem PTT birincilik olarak adlandırılıyordu. O ligde daha fazla forma şansı bulup, daha fazla maç süremi ve maç sayımı yükseltip tekrardan geri gelmemin doğru olduğu kararlaştırıldı. Ama dediğim gibi yani geri geldiğimde, Fenerbahçe'ye geri döndüğümde bir sene önceki Fenerbahçe ile 3 Temmuz'dan sonraki Fenerbahçe arasında çok fazla uçurum vardı. Ben bunun şanssızlığını yaşadım. O yüzden devam edemediğimi düşünüyorum kendi adıma. Aziz Yıldırım demişken hani çok tartışma konusu da oluyor bu artık Fenerbahçeliler arasında. Sen hani büyük bir şans olduğunu düşünüyorum dedin. Evet. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'la alakalı görüşlerini ve unutamadığım bir anım varsa onu da öğrenmek isterim.
Yani Aziz Yıldırım'la ilgili her Fenerbahçe taraftar gibi ben de çok güzel şeyler düşünüyorum. Çünkü hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Yani o dönemin şartlarında 1,5 sene Fenerbahçe için hapis yattı. Yani hapse girmek, Allah yani kimseye yaşatmasın, insanın özgürlüğü ve sağlığı kadar kıymetli olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bu hayatta. Yani başkanımız o dönem özgürlüğünden vazgeçti ki yani o dönem ne şikesi memleket elden gidiyor. Ta bu 3 Temmuz sürecinin en başında bu sözleri söylemişti. Ben bunları hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Çok etkilenmiştim o dönemde başkanın dik duruşundan. Unutamadığım bir anım da Fenerbahçe altyapısında oynadığım dönemlerde başkanımız her zaman şimdi dere ağzını bilenler anımsayacaklar kafalarında. Altyapı karşılaşmalarına yaptığımız yerin yan tarafında kürek şubesi var. Başkan da maçlara geldiği zaman pek fazla haber vermeyip kürek şubesinde çatıdan izliyordu U21 maçlarını. O dönem A2 olarak adlandırılıyordu. Daha sonra U21 oldu. Ben de o dönem oynadığım bir karşılaşmadan sonra tabii başkanın geldiğini bilmiyorum. Başkan da beni yanına çağırmıştı işte. Ya iyi gidiyorsun, devam et. Altyapıdan pek fazla oyuncu çıkmıyor ama hani seni A takımı almayı düşünüyoruz falan. Ben de o dönem yani çok etkilenmiştim. Hani çok şaşırmıştım. Tabii ilk başta pek kulağa böyle inandırıcı gelmiyor. Çünkü diyorsunuz ki yani benden önce Semih abi oynamıştı en son. Semih Şentürk oynamıştı. Yani yaklaşık bir ay sonra falan başkan o konuşmamızda bana vaat ettiği her şeyi gerçekleştirdi. O yüzden Aziz Yıldırım denince o konuşma ve ne şikesi, memleket elden gidiyor sözleri hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor yani. Aslında Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi hani senin de o dönem düşündüğün gibi Fenerbahçe'de uzun süredir hatta yani çok altyapıdan gelen oyuncu olduğunu görmüyoruz. Bu sene biraz Vitor Pereira bunu kırma yolunda adımlar attı ve hani birçok genç isme şans verdi. Ya, bu alanda şunu sormak istiyorum. Yani Fenerbahçe altyapısından neden çok fazla oyuncu çıkmıyor? Fenerbahçe altyapısı hakkında senin görüşlerin nedir? Ben birçok altyapıda hocalarım var. Şu anda öyle. Fenerbahçe altyapısında eğitim aldığım dönemdeki hocalarım da çok değerliydi. Onlarla hala iletişimimi sürdürüyorum. Çünkü hem vefanın da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer futboldan para kazanabiliyorsak o dönemki hocalarımızın çok fazla emeği var yani. Fenerbahçe altyapısında alınan eğitim bence çok değerli ve çok kıymetli bir eğitim. Ben bunu bizzat yaşamış ve şahit olmuş birisi olarak tabii Fenerbahçeliliğimin de bir tarafa bırakıp konuşuyorum aynı zamanda. Eminim Galatasaray, Beşiktaş altyapısında eğitim alan genç oyuncular için de çok kıymetlidir. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şu an altın ordu. Yani bu takımların altyapısında eğitim alıp üst yapıya yükselip daha sonrasında kiralık gidip ya da işte bir alt lige gidip süre bulmada, takım bulmada herhangi bir zorluk yaşadıklarını düşünmüyorum ben bu oyuncuların. Çünkü aldıkları eğitim onları 1-0 önde başlatıyor diğer genç oyunculara karşı. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi şu anda Fenerbahçe altyapısından A takımda süre alan oyuncular var. İşte en son Muhammed Gümüşkaya gol attığında gerçekten çok sevindim. Hem yani onun gösterdiği iyi performans ondan sonra gelecek olan genç oyuncuların da bir nebze önünü açıyor. Şimdi keza çok kıymetli Arda Güler var. O da Fenerbahçe tarihinde inşallah adını altın harflerle yazdıracak. Çünkü İnşallah. gerçekten çok yetenekli. Yani ben Fenerbahçe altyapısından çıkmış, şu anda ikinci ligde futbol oynayan bir sporcu, futbolcu olarak Fenerbahçe altyapısından gelen gençleri gördükçe mutlu oluyorum. Şunu sormak istiyorum o zaman. Hemen hemen bütün alt yaş milli takımlarında da forma giydiğinizi görüyorum. Alt yapılarda bu kadar umut vadeden sizin gibi çok isim oluyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta işte Beşiktaş'tan ilk aklıma gelen Muhammed Demirci, Galatasaray'da benim daha önce konuk aldığım Cafercan Aksu gibi isimler var. Ama altyapıdan A takıma geçişte bu oyuncular çok ciddi sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla hani sen de bunu yaşamış biri olarak altyapıdan A takıma geçişte yaşanan sorunları neye bağlıyorsun? Bunlar ne gibi sorunlar oluyor ve sence nasıl aşılabilir bunlar? Şimdi daha demin Fenerbahçe'deki altyapıdan oyuncu gelmeme probleminden bahsettiniz. Şimdi bunun bence temel nedeni, şimdi Fenerbahçe bu sezon 8. sezon olacak yanlış bilmiyorsam, şampiyon olamadığı sezon. Evet. En son Ersun Hoca ile beraber şampiyon olmuştu. Şimdi 6 senedir, 7 senedir ya da işte 8 senedir gelen yani Fenerbahçe taraftarı için her zaman ikincilik başarısızlık olarak adlandırılıyor. Çünkü Fenerbahçe oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camia yapısı gereği.
Şimdi bu 7 senelik başarısızlık olduğu takdirde insanların yani tahammül seviyeleri azalıyor. Yani bir genç oyuncu çıkıp iki maçta hata yaptığı zaman zaten 7 senedir şampiyon olamıyorsunuz. Her seneye o sene bu sene parolasıyla başlıyorsunuz. Bu düşüncede olduğunuz bir sezonda Fenerbahçe'de genç oyuncuların yapacağı hatalara tahammül edilmiyor. Bu yüzden de altyapıdan oyuncu gelip üst tarafta süre almıyor. Yani bulduğu çok küçük dakikalar olarak adlandırıyorum ben. Mesela Muhammed yanlış bilmiyorsam 70. dakikada falan oyuna dahil oldu. Evet, o dakikalarda. Avrupa Ligi karşılaşmasında. Yani Maalesef. süreyi çok iyi kullandı, biraz da önünü açtı. Yani bu tarz hani gol gibi, asist gibi, skoru değiştirme gibi göze çarpıcı şeyler yapmaları gerekiyorlar ki tekrardan daha sonrasında süre alabilsin. Altyapılarda sizin de dediğiniz gibi yani ben U15'ten Ümit Milli Takım'a kadar bütün genç milli takımlarda süre aldım. Ve alt yaş kategorilerinde yani emin olun hepsini yeniyoruz. İşte biz İspanya'yla da oynadık. Mesela geçen gün ben de Transfermarkt'tan oynadığım karşılaşmalara baktım genç milli takımlarda. Almanya'yla bir karşılaşma yapmışız. Kalede Ter Stegen var. Defansta Rudiger oynuyor. Onları 1-0 yenmişiz. Onlarda da şu anda Alman 2. 3. liginde oynayan oyuncular var. Tabii bizdeki kadar sayısı fazla değil ama bizim Türk futbolunun sistemi genel olarak A takımlarda genç oyunculara verilen az süre bu genç oyuncuların üst yapıya çıkmalarında pek fazla maalesef doğru olarak sonuçlanmıyor bu süreç. Bunun da en büyük nedeni dediğim gibi hani A takımdaki tahammül seviyesinin azlığı, altyapıdan gelen oyuncunun A takım seviyesindeki oyuncularla fiziksel ve zihinsel olarak aynı seviyede bulunmamasından kaynaklanıyor. Çünkü Alex mesela benim bulunduğum dönemde çok fazla yardımcı oluyordu bana psikolojik olarak. Söylediği bir sözü unutmuyorum. Yani futbol evet %40, %50 atletizm, bireysel performans evet çok önemli ama psikolojik boyutunu hiçbir zaman es geçme diyordu bana. Yani bir sporcunun psikolojisi daima iyi olmalı ki hani sahaya çıktığı zaman performansının en iyisini verebilsin. Ama maalesef bizim altyapımızdan gelen sporcularda psikolojik olarak ve fiziksel olarak tam yeterlilik sağlanmadığı için üst yapıda o beklenen atılım, performans, gelişim kaynaklanmıyor. Yani psikolojinin ben de çok önemli olduğunu yaptığım yayınlarda da şimdi öğrendim. Bu alanda şeyi de sormak istiyorum. Yani Galatasaray'da Mehmet Güven'in bir röportajını okumuştum. Ben idmanda Hakan Şükür'e bir çalım attım bacak alaşı. İnanılmaz tepki gösterdi ve bize çalım atmayın diye bizi basit oyuncu yaptılar demişti. Sonrasında Serdar Ali'yi konuk aldığımda o da benzer bir olayı yaşadığını Emre Aşık'la anlatmıştı. Bacak arası bir çalım attım ve çok büyük bir tepki gösterdi bana demişti. Bu anlamda hani senin hiç böyle bir yaşadığın bir durum oldu mu? Ya ben ilk A takıma çıktığım süreçte o dönem Mehmet Topuz'la aramız çok fazla iyiydi Mehmet abiyle. Şu anda çok fazla şu anda benim için çok değerli. Maalesef görüşemiyoruz pek fazla ne yaptığını bilmiyorum ama o dönem benim için çok değerliydi Mehmet abi. Çünkü her konuda yardımcı oluyordu. Ben de ona 5'e 2'de bir bacak arası atmıştım. Ben de aynı tepkileri görmüştüm. Ya altyapıdan gelen oyuncular A takıma çıktığında bu tarz hareketlerde biraz problem yaşıyorlar. Hani A takım oyuncuları artık biraz saygısızlık ya da seviyesizlik olarak görüyorlar, düşünüyorlar bunu. Ama ben pek böyle doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet futbolda saygı olmazsa olmaz. Altyapıdan çıkan bir oyuncunun üst yapıdaki bir oyuncuya saygı göstermemesi gibi bir durum zaten asla olamaz. Ama saha içinde yani performans olarak değerlendirmek daha doğru. Hani abilik, kardeşlik evet saha dışında çok fazla şey öğrenmeliyiz onlardan o dönem. Ben de çok fazla şey öğrenmek için hep yanlarındaydım. Yani yanlarından ayrılmıyordum. Mesela en ufak bir şey istedikleri zaman hemen getiriyordum falan. Ama hani bunlar saha dışında. Ama saha içinde abilik, kardeşlikten ziyade performans anlamında neler öğrenebileceğiniz daha önemli diye düşünüyorum ben. Alex'in az önce sana bir söylediği bir psikolojik yönünden bahsettin. Hani Türkiye'de aklıma şey geldi. Hacı'nın Emre Belezoğlu ile hep çalıştığı söylenirdi ve Emre Belezoğlu da hep bunu açıklardı. Üzerinde payının olduğunu söylerdi. Hiç Alex seni böyle idmandan sonra çekip çalıştırdı mı? Veya Alex dışında Mehmet Topuz olan çok iyiymiş. Hani Mehmet Topuz bunu yaptı mı diye. Ya o dönem Emre Belezoğlu da genç oyuncularla çok fazla ilgileniyordu. Mesela Alex'in bir çalışma prosedürü vardı. Mesela şimdi maçlardan bir gün önce ter idmanı yaptığımızda Alex 10 tane top alıp baraj dikip frikik çalışıyor.
Yani maçtan bir gün önce ter antrenmanından sonra frikik çalışıyordu Alex. Yani şimdi mesela Alex topun başına geçtiği zaman işte 10 tane frikik atıyorsa resmi maçlarda. Çünkü maçla antrenman arasında, maçla antrenman çok farklı. Yani antrenmanda frikik atmakla maçta frikik atmak arasında çok fazla fark var. Çünkü maçta tek bir tane atma şansınız var. O anki stresle başa çıkmalısınız. Vuruş pozisyonunuz, bunların hepsini ayarlamalısınız. Yani bunlar tecrübe gerektiren olaylar. Ama Alex antrenmanda çok fazla çalıştığı için maçta da antrenmanda vurduğu gibi vuruyordu. Ben de maçlardan bir gün önce hep ona katılıyordum. Yani frikiye bakıyordum, mesela topu nasıl dikiyor diye bakıyordum. Vuruş pozisyonuna bakıyordum. Emre Belözoğlu aynı şekilde bir orta saha oyuncusunun nasıl pozisyon alması gerektiğini her zaman gösteriyordu. Yani Fenerbahçe'de bulunduğum süreçte herkesten alabileceğim maksimum verimi almaya çalıştığımı düşünüyorum. Yani hani geriye dönüp baktığımda o dönem neyi yapmadın, bunu yapmadın mı deseler bana, ya bunların hepsini elimden geldiğince yapmaya çalıştım yani. Şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'den Alanya Spor'a gitmişsin ancak Süper Lig seviyesinde de çok kalıcı olamadığını görüyoruz. Süper Lig seviyesinde kalamamanın sebepleri nelerdi sence? Ben evet sizin de dediğiniz gibi Alanyaspor'a gittim. Alanyaspor'da ilk başta TFF 1. Lig'de şampiyon olduk. Daha sonrasında da Süper Lig'e çıktık. Alanyaspor'un da yani kulüp tarihinde son 20 senede falan ilk Süper Lig deneyimiydi galiba, yanlış bilmiyorsam. O dönemde yabancı sayısı 14'tü. Ben kesinlikle yabancı sayısına karşı değilim ama ülkemiz şartlarında 14 tanenin ben çok o dönem için çok fazla olduğunu O dönem düşünüyorum. için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani hatta bizde o dönem 18 tane yabancı vardı. Yani 4 tane de federasyonun verdiği listeye yazılamayan yabancı oyuncu vardı. Bu anda da aslında benzer durumlar takımlarda var. Var. Evet. O dönemki hocamız da çok fazla yabancı oyuncuları tercih ediyordu. Yani hani eleştirmek anlamında söylemiyorum. Tabii ki hocaların verdiği kararlar her daim onların uyguladığı kararlar. Karar veren kişiler onlar. Ama o dönem çok fazla yabancı oyuncu tercih edildi. Yani net hatırlıyorum. Türk oyuncu olmadan çıktığımız karşılaşmalar vardı. Bir de hani bir alt ligden bir üst lige çıkmış bir takım. İlk senesinde kalıcı olmak zorunda. Çünkü kalıcı olduğu takdirde ekonomik olarak çok fazla büyüyor kulüpler. Yani 1. Lig'deki bir kulübün ve Süper Lig'deki bir kulübün maddi olarak getirileri arada uçurumlar var. Kulüp o günün şartlarında bunları düşündüğü zaman daha fazla yabancı oyuncu tercih etti. Ben de bunun akabinde devre arasında ayrılıp daha fazla gene süre alabileceğimi düşündüm. Samsunspor'a gittim. Peki şunu sormak istiyorum. Kariyerindeki kırılma anları neler? Geçmişe dair yaşadığın pişmanlıklar, keşkelerin var mı? Evet var. Ben Karagümrük'e transfer oldum Samsunspor'dan sonra. Kariyerimde bir hata olarak düşünüyorum. Yani tabii bugünün şartlarında bunları konuşmak kolay o günler için. Ama şimdi geriye dönebilseydim Karagümrük'e gitmezdim. Çünkü Karagümrük 1. ligdeydi ve ben hiç ikincilik oynamamıştım. O dönem çok ekstra bir takım kuruldu Karagümrük adına. Ben de maalesef tercih ettim Karagümrük'ü. Yani tercih etmeyip 1. ligde devam etseydim bir alt lige düşmemiş olacaktım. Onun dışında Samsunspor'a gittim. Hiç pişman olmadım. Çok mutlu günlerim oldu orada. Samsun benim futbol hayatımda özel bir yerde, özel bir noktada. Yine Alanyaspor, Manisaspor, Gaziantep Belediye o günkü adıyla, şimdiki adıyla Gazişehir FK. Yani bunlara gitmekten hiç pişmanlık duymadım ama yine Manisaspor aynı şekilde playoff finali oynadık 1. ligde. Süper Lig'i bir karşılaşmayla kaçırdık. Ama Karagümrük benim adıma hataydı. Yani kariyerimde olumsuz etkiledi kariyerim. Aykut Kocaman'ın seni A takıma çıkarttığını ve hani Süper Lig'de de şans verilmiş bir işimdi. Bugünlerde de çok tartışılan bir isim olarak görülüyor Aykut Kocaman ki Başakşehir kariyeri de çok iyi gitmiyor şu anda. Sen Aykut Kocaman hakkında neler söylersin? Hocayla çalışmış biri olarak hoca hakkında görüşlerin nedir? Ya şimdi Aykut Hoca ile ilgili ben objektif bir yorum yapamam çünkü duygusal olarak yani Aykut Hoca benim için çok özel bir isim. Eğer ben futbolda yani 1. ligde Fenerbahçe'de oynadıysam tabii ki bunlar benim o dönem performansımın yeterli olmasından kaynaklandı. Ama bunun kenarında ve bunun yanında şu anda da mesela Fenerbahçe'de genç olup da yeterli performans gösterebilecek oyuncular var ama
hocaların şans vermesi gerekiyor. Aykut Hoca o dönem bana bu şansı verdiği için ben Aykut Hoca ile ilgili biraz duygusal düşünüyorum, duygusal davranıyorum. Geçen gün de takip ediyorum zaten. Göksel Gümüşdağ bizim Aykut Hoca ile ilgili planlarımız çok uzun vadeli dedi. Kendisiyle alakalı. Ama maalesef Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapmadılar. Bugün de Gaziantep'e 1-0 mağlup oldular. Yani iyi dileklerim Aykut Hoca ile. İnşallah bulunduğu her takımda, her kulvarda başarılı olur. Çünkü gerek futbolculuğu, gerek insanlığı. Yani futbolcunu hani televizyondan izleme şansımız olmadı. Yetişemedik o dönemlere ama bazen YouTube'da videolara falan denk geliyorum. Fenerbahçe'de mesela antrenman esnasında katıldığı oyunları hatırlıyorum. Yani her zaman iyi dileklerim onunla. İnşallah çok başarılı olur. Şunu sormak istiyorum. Aykut Kocaman çok ciddi bir antrenör olarak genelde duruyor kenarda. Yani bir zamanlarda özellikle çok mizah malzemesi olmuştu. Hem hani Evet. hocanın saha dışında yani maçlar dışındaki antrenmanlardaki halini merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Hem de az önce de dediğin gibi antrenmanlarda katıldığındaki halinden bahsettin. Saha dışı sizde çalışmalara katıldığında unutamadığın bir hareketi veya bir anın var mı? Ya çok fazla hani dar alanlara falan girmiyordu o dönem ama 5'e 2 yaptığımız zaman her zaman katılıyordu. Yani 5'e 2'de ayağından top almak çok zordu yani. Onları hatırlıyorum. Çünkü siz de bu işi yapıyorsunuz. Anlıyorsunuz yani futbolcunun yeteneğini, verdiği pası, vücut hareketleri işte, pozisyonları. Yani çok yetenekli olduğu aşikar belli oluyordu zaten. Saha dışında da Fenerbahçe'deki döneminde şu an insanların empoze etmeye çalıştığı gibi işte soğuk, ya bu kelimeleri duyuyorum mesela. Sosyal medyada görüyorum, Twitter'da falan insanların bu tarzda yorumlar yaptığını görüyorum. Ama Fenerbahçe'de bulunduğum dönemde ben Aykut Hoca'dan hiç bu tarzda hareketler görmedim. Yani herkesle birebir ilgilenen, vücut dili her zaman çok iyi. Tabii ki sinirlenip tepki verdiği dönemlerde oluyordu. Mesela o dönem hatırladığım Colin Kazım'la bir sorun yaşamıştı ama hani hoca kendisine saygısızlık, seviyesizlik yapmayan bir oyuncuya da gidip herhangi bir şekilde bir tepki vesaire bir durum göstermiyordu. Yani zaten Fenerbahçe tarihinde 18'de 17 yapılıp şampiyon olunan illaki vardır ama hani son dönemlerde 92 doğumluyum ben. Benim hatırladığım yok. O yüzden zaten başarının aslında o dönemki başarının sırrı da Aykut Hoca'nın çok fazla oyuncu grubuyla birebir şekilde ilgilenmesi. Tabii ki o dönemki kadronun çok fazla yeterli olması. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın o dönem oyuncular için yaptıkları. Başarıyı getiren unsurlar o dönem bunlardı. Yani Aykut Hoca'nın da hani insanların söylediği gibi işte dışarıdan soğuk vesaire. Ben bu gibi yorumlara katılmıyorum yani. Benim Fenerbahçe'de bulunduğum dönemde Aykut Hoca hiç bu tarzda bir teknik direktör değildi. Peki sen Türkiye'de altyapılarda bir şey değiştirme hakkın oluşuyor. En çok neyi değiştirmek isterdin? Şu an mesela altyapıları takip ediyorum. Pandemi dolayısıyla geçen sezon oynayamadı zaten altyapı kategorisindeki sporcular. Ben altyapıdan A takıma çıkış sürecindeki fiziksel gelişimlerini oyuncuların değiştirmek isterdim. Hani şimdi mesela geçen gün Sergen Yalçın bununla ilgili bir şeyler söyledi. A takıma gelen oyuncu çelimsiz dedi. Yani sporcuların hani daha fit bir görünümle A takıma gelmelerini değiştirme şansım olsaydı ya bunu değiştirdim. Yani altyapıdan gelen oyuncu hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak daha hazır bir şekilde üst yapıya çıkmasını sağlayacak sistemi kurardım. Peki sence nasıl yapılabilir bu peki? Yani bununla alakalı bir görüşün var mı? Bununla alakalı görüşüm altyapılardaki hocaların daha fazla hocalara daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Altyapılara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çok klasikleşmiş sözler ama örnek veriyorum asgari ücret verip suni çimde çalıştırdığınız bir oyuncu bir hoca yani asgari ücret verip oyuncusunu suni çimde çalıştırmış bir hoca üst yapıya o oyuncu geldiği zaman yetersiz diyorlar oyuncu için. Yani şimdi mesela son dönemlerde Samsunspor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım bunu gerçekleştirdi. Mükemmel bir altyapı tesisi kazandırdı şu an. Yani hocaların hani kendini geliştirmiş, akademi eğitimi almış hocalarla birlikte bu sporcunun çünkü bizim insanımız yetenekli. Bugün bakıyorsunuz Paris Saint-Germain Erzurum'da futbol okulu kuruyor.
Ülke olarak nüfusumuza baktığımız zaman genç nüfusumuz çok fazla. Yani bizim Türk insanı ben yetenekli olduğunu düşünüyorum. İşte bugün mesela Avrupa'da oynayan oyuncularımız Demiral, en son Kerem Galatasaray'da. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçen yıllarda hani A takımda bile oynamadan çok fazla Ömer Faruk ve Mustafa Kapı Fransa'ya gitti. Biri Fransa'ya, bir Evet. Almanya. Evet. Yani şimdi Fransa'da ve Almanya'da futbolda her şeyin doğru yapıldığına inanıyorum ben. Çünkü ülke futbolu baz alındığı zaman Fransa'da, Almanya'da her zaman en üst seviye oynuyorlar. Yani dünya sıralamasında yani ilk beşin altına düşmeyen takımlar. Şimdi bu kulüplerin yöneticileri, bu kulüplerin futbol akılları geliyorlar bizim sporcularımıza 18-19 yaşında. Daha erken yaşta da alıyorlar. Benim de Fenerbahçe'de bulunduğum dönemde gitme şansım olmuştu ama o dönem gidememiştim. Yani bu insanlar dünyada çok uzak noktalardan gelip eğer bizim sporcularımızı alıyorlarsa bizim sporcularımız da bir yetenek gördükleri için alıyorlar. Yani bizdeki maalesef işte dediğim gibi sistemsizlik hani doğruyu bulamamaktan kaynaklı bizim sporcularımızın dünya çapında yetenek, dünya çapında kazandırılmadığını düşünüyorum ben. Çünkü mesela en son işte Melih Demiral örneği var. Maalesef bizim kulübümüzde Fenerbahçe'de gerçekleşti. Ömer Faruk Beyaz aynı şekilde. Mustafa Kapı Galatasaray'dan kötü bir şekilde ayrıldı. Yani bizim Türk sporcularımızın ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef sistemimiz ve ülke futbolumuz buna pek müsaade etmiyor gelişimler açısından. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Avrupa'dan senin hiç teklif almış mıydın altyapıda oynadığın dönemde? Evet, benim bir dönem Arsenal'ın yaz kampına gitme ihtimalim oldu. Avrupa Şampiyonası'nda oynamıştık. Avrupa Şampiyonası'nın dönüşünde gitme ihtimalim olmuştu. Mail, menajerime mail aracılığıyla ulaşıp hani yaz kampına davet edilmişti. Fenerbahçe ile de sözleşmem bitiyordu. Ben Fenerbahçe'ye 13 yaşında geldiğimde profesyonel sözleşmeyle geldim ve 16 ya da 17 yaşında profesyonel sözleşmem bitiyordu. Yani sözleşmemi yenilememiz gerekiyordu. O dönem Arsenal'a gitme ihtimalim vardı. Ya ben aileden de çok Fenerbahçeliyim. Yani o dönem mesela mağlup olup döndüğümüz maçlardan sonra babamla yani babamın trip attığı dönemleri hatırlıyorum. Yani o derece ailede de Fenerbahçelilik var. Hani Fenerbahçe'yi bırakıp Fenerbahçe'den ayrıldı. Yani Fenerbahçe'yi bırakıp demeyeyim. Çünkü biz kimiz, kimler Fenerbahçe'den ayrıldı. O dönem hani pek doğru bulmadım. Sonuç olarak aileden gelen bir Fenerbahçelik var. Hayallerini kurduğunuz takımdasınız. Ailenizin tuttuğu takımda oynuyorsunuz. Bunlar çok güzel duygular yani. O yüzden maalesef gerçekleşmedi. Ha, pişman mısınız deseniz pişman değilim yani. Bugün olsa yine Fenerbahçe'de kalmayı tercih ederim. Son demiştim ama bu kadar iyi Fenerbahçeliyken Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla alakalı da görüşünü alıp öyle bitirelim o zaman. Ya inanın Fenerbahçe'nin durumu işte 5. olması, 6. olması bunu tüm kalbimle cani gönülden söylüyorum. Benim için hiç önemli değil. Yani ben işte Kadıköy'e gittiğim zaman, Şükrü Saraçoğlu'na gittiğim zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum maçları izlemeye. Takım kazanmış, kaybetmiş. Tabii ki bunlar da etkiliyor ama hani şahsen benim sevgim skorlarla pek alakalı olmuyor Fenerbahçe'ye karşı. Ya tabii ki ben de isterim Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Daha önceki senelerde gelen bir başarısızlığımız var. Bunu da Fenerbahçeli olarak kabul etmek gerekiyor. Ama Vitor Pereira ile şimdi iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Son karşılaşmalarda evet mağlup olmuş olabiliriz Başakşehir'e. Ama lig çok uzun bir maraton. Yani dördüncü hafta dörtte dört yapsanız da şampiyon olmuyorsunuz. Ligde daha çok kırılma anları olacak. Buna inanıyorum. Çünkü Avrupa Ligi oynuyoruz. Rakiplerimiz de Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. Trabzonspor biraz daha avantajlı çünkü Avrupa Ligi vesaire yani bir diğer kulvar yok onlar için. Galatasaray böyle. Çok kırılma anları olacak. Yani daha şampiyonlukla alakalı konuşmak için çok erken ama bir Fenerbahçeli olarak inşallah şampiyonluk hasretimize bu sene son vereceğiz. Öyle ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Ben Benim teşekkür eksik ederim. kaldığım, senin bir şey var mı? Estağfurullah, olur mu öyle? Benim için de çok keyifliydi sizinle bu yayını gerçekleştirmek. Ben teşekkür ederim size. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.
Sağlıklı günlerde kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.